köpekçik. Hoppa. Hatta motosiklet sürmek için bahane üretiriz. Yani şuraya gideyim. Aslında oraya gitmek için işin yok. Amacım motosikleti sürmek. Kanalın ilk motovlogunu çekerken böyle güzel bir yolda neden motosiklet sürüyoruz? Neden bu kadar motosiklete bağlıyız? Bundan biraz bahsetmek istedim. Ve böyle bir güzel yolda olsun istedim. Şehirden uzak dağ yollarında stresten, trafikten, arabadan, insanlardan uzak motosiklet sürerken hayatımı gözden geçirip geçmişe bakarak geleceğime yön vermek, bunlar motosikleti bana bağlayan ya da benim motosiklete bağlanmama sebep olan en güçlü yanlardan birisi galiba. Arabayı sürerken bunları asla hissedemiyorum. Çünkü bir kutunun içinde ya da bir evde televizyon seyreder gibi bir çerçevenin içinden bakıyorsun hayata. Ama böyle motosiklet sürerken his çok daha kuvvetli. Hava değişimin, rüzgarın, o uğultusu, kokular, sesler, motosikleti seviyorsan egzoz sesi, bunları duymak, beş duyumla bunları yaşamak, bir diğer yönü bu ve insanların bize motosiklet hastalıktır, motosiklet bağımlılıktır demesinin ve bizi o noktaya getirmesinin benim açımdan en azından en güçlü yanlarından birisi bu iki söylediğim madde. Köpekçik. Hoppa. Diğer dışarıdan bakanların, yani motosiklet sürücü olmayanların motosiklet bağımlılıktır, motosiklet hastalıktır demesi aslında biraz saçma. Çünkü biz motorcular bu hastalıktan ya da adına her ne derseniz bu durumdan hiç şikayetçi değiliz. Ve bu hastalığa resmen aşığız. Hava şartları ne kadar olumsuz olsa da bir şekilde ayak uydurup otobüs ya da metro kullanarak ulaşım sağlamaktan her zaman çekiniriz. Motosiklet sürmek bizlere uzun ya da kısa mesafede diğer araçlar gibi eziyet değil, üzerindeyken her anında heyecanlı ve mutlu şekilde seyahat ederiz. Bizler arabadaki gibi televizyon seyrederek bir çerçeve içinde değil, sahnede başrol oyuncusu olarak ayağımızın 10 santim altında akıp giden asfalta her an değebilecek kadar yakın ve viraja girdiğimizde olabilecek her şeyi göze alacak kadar cesaretliyizdir. Yaş, sınıf, para, pul, nam, şöhret, görünüş, aklınıza gelebilecek bütün ayrımlardan sıyrılarak sadece motosiklet sürdüğü için hiç tanımadığımız, belki de dilini bile bilmediğimiz bir motorcuya yoldan geçerken selam verir, selam alırız. Çünkü hemen hemen hepimiz bu aletin üzerinde aynı heyecanı yaşarız. Araştırmalara göre motosiklet sürücülerinin ölüm riski araba içinde seyahat edenlere kıyasla 16 kat daha fazla. Bunu bilerek bu aletlere bir şekilde kendimizce anlamlar yükleyerek gazı açarız. Göze almak ya da almamak artık bizim tercihimiz değildir. İpler bizlerin elinden alınmıştır. Balın ya da çikolatanın tadını bilmeyene bunu anlatamazsınız. Tatması gerekir. Daha önce motosiklet sürmemiş birine motosikletin ne demek olduğunu da anlatamazsınız. İki tekeri eksik, motorlu araba tarifi motosikletin tarifine çok uzaktır çünkü. Altın elbiseli atamın, motorcuların Apache şefinde dediği gibi, hayatta kalın ve bir ömür boyu motosiklet sürün. Ölüm yıl dönümünde özlem ve rahmetle bize öğrettiğin her şey için sonsuz teşekkürler babuş.